Evet, merhaba dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün videomuzun içeriğinde şimdi küçük bir ekipman satın aldım. Yaklaşık 12 dolara bot, 19 dolara kürekleri aldım. Ve şuradan adalara doğru bir ilerleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Biz şu anda Coconut Grove'dayız. Görüyorsunuz. Burada herkes yatıyla, jet skisiyle geliyor. Tabii ufak tefek botla gelenler de var ama ben herhalde en ucuz maliyetli bu suya açılacak olanlardan biri olabilirim. Şimdi hep beraber çekimini de yapacağım. GoPro'mu falan yerleştireceğim şu önüne. Umarım gürültü problemi olmadan güzel bir video içeriği oluşmuş olacak. Şimdi efendim buyursunlar, hep beraber şöyle bir açılalım. Coconut Grove'da şu karşıdaki adalara bir gidelim, bakalım neler yapıyorlar orada. Dostlar, iskeleye yanaştık. Botumuzu indirdik. Şimdi şöyle bir içine geçeyim. Şöyle bir açılalım bakalım. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi şimdi şöyle bir açıldık kıyıdan. Şöyle biz de milletin gittiği gibi şöyle ilerlere doğru bir gidelim bakalım. Bence şu an çok zevkli. İleride adada da bir iniş yapıp biraz suya girmeyi planlıyorum. Şimdi biz Coconut Grove'un içindeyiz. Vallahi yani küçük paralarla da güzel eğlenilebiliyor yani. Bunu da göstermek istiyorum. Bu videonun içeriği aslında bir nevi de bu. Yani şu andaki ekipmanım var ya, toplamda 35 doları geçmez. 35 dolar gibi parayla şu anda suya açıldık yani. İlk aşamayı başardık. Buna eminim. Şöyle eşyamı falan aldım. Çantamın içinde suyum var, bilmem neyim var. Şimdi biraz GoPro'nun malzemeleri var. Eğer bot patlarsa, batarsak yandık işte. O zaman kaldığımızın resmidir. Neyse, şimdilik biz bir devam edelim. Şöyle biraz göstermek istiyorum. Şuradan açıldık, bayağı bir geldik. Evet dostlar, çantam böyle. Ben iki kişilik değil bu yani, tek kişilik. Bir kişiyle rahat girilebiliyor suya. Şöyle biz de milletinki gibi şöyle bir açılalım bakalım, gidelim küreklerimizle çekmeye devam. Kırmızı falan yerleştirdik dostlar, yani biraz zor oluyor, terledim. Kürek çekmesi harbiden öyle basit değilmiş. Ama eğlenceli yani, tam böyle boş bir vaktiniz varsa tam böyle 10 numara eğlenilebilecek bir süre. Göstereceğim. Evet dostlar, görüyor musunuz? Tekneyi batırmışlar. Tekne batmış. Buraya da portatif bir tane iskele kurmuşlar. İskelenin oraya altı bir şekilde yatıyor vallahi tekne. 10 numarada tekneymiş ha. Şuna bakar mısınız? Aslında buna bir dalıp altına bakmak lazım da. Şurada bir tane var yine. Ama o yine çalışacak gibi, ama o da perte çıkmış, ama bu kesin batmış yani, şuna bakın. Hatta bundan hırsızlık bile yapmışlar abi ya. Bundan parça çalmışlar. Evet, bir tane batağa yanaştık. Şu anda görüyorsunuz. Yani dostlar, şu anda 30 dolarlık bir maliyetle Okyanus'ta yapmadığımız yok. Şu an her yerden timsah da çıkabilir ha. Allah'tan timsah böyle şeylere zarar vermiyormuş. Onu öğrendik de öyle bindik. Yani siz de bu şekilde bilginiz olsun. Şimdi devam ediyoruz. Şu adaya bir gitmeye çalışayım bakalım ben. Evet arkadaşlar, yaklaşık 50 dakikadır yoldayız. Şimdi ben de adaya doğru geldim. Adaya da çıkmak istemiyorum. Şöyle göstereyim. Adaya da pek çıkmak istemiyorum. Çünkü yılanlar falan var burada. Muhtemelen timsah da vardır. O yüzden adaya çıkmadan yoluma devam edeceğim. Bakalım nerelere denk geleceğiz. Evet dostlar, şimdi karşı adadayız. Şu adaya gelmiştik. Şimdi şuradaki küçük bir adadayız. Buraya da ya adalar aslında çıkmak istiyorum, fakat daha demin şu adada tarantula gördüm. Çok ciddiyim, kocaman bir şeydi böyle, tam çıkacağım noktadaydı. Adalara çıkmaktan vazgeçtim çünkü adaya çıkacaktım daha demin. Tarantula gördüm, kocamandı. Tam da çıkacağım noktadaydı. Artık ada çıkma işi yattı bizim için. Şimdi şöyle adaların kenarından şöyle güzel güzel gezerek gidiyorum. Çok eğlenceli. Aynı zamanda spor yapmış oluyorum. Bu da benim için ideal. Bot batarsa ne olacak? Çünkü çok uzakta değilim dostlar. Önemli değil yani. Çantam su geçirmez zaten. Şöyle gördüğü gibi kendim yüzerek de olsa geçerim. Ama burada bot tehlikeleri var. Şöyle botlar çok geliyor. Şöyle, ama benim botumun da rengi turuncu olduğu için sıkıntı yok. Muhtemelen rahat görünüyorum. O yüzden şöyle ortalıkta olmaması kaydesiyle rahat bir şekilde yolculuğum devam ediyor. Miami'de yani bu tarz aktiviteleri de kendiniz oluşturabilirsiniz. Yani nacizane benim için güzel bir gün oldu. Bugün böyle bir gezmek istedim ve şu anda geziyorum. Evet, arkamdan jet ski geçiyor, bakın. Hemen bu konuda da bilgi vereyim. Bu jet skilerin ücreti dostlar yaklaşık olarak 4 saati 250 dolar. 4 saat boyunca burada istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yani bu muhitte size salıyorlar. 4 saat boyunca git, gez, gel. O yönden de rahat fiyatları var. Eğer saatlik isterseniz de saatliği 100 dolar. Bir günde jet ski'ye bineceğiz. Bakalım. Evet dostlar, görüldüğü gibi şu anda açığa çektik. Hemen şöyle limana yeniden yanaştık. Bakın şimdi şuradaki adaya gittik. Oradaki adanın hemen şuradaki yata gittik. Yat batmış ama güzel de bir yatmış. Atıl bir şekilde orada yapay iskelede duruyor. Şuradaki adaya gittik. Adaların hiçbirine çıkmadım çünkü dediğim gibi şurada bir tarantula gördüm. Ondan dolayı korktum. Yılan da olabilir, timsah da olabilir. Bunlardan korkuma adalara ayak basmadım. Ama şöyle bir gezdik, şöyle bir tur attık. Şimdi şöyle çektim limana botumla. Şimdi suyumu içeceğim. Yani bir tane soda almıştım yanıma. Sodamı içeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sodamızı içelim. Erzaklarımızı yanımıza almıştık. Böyle adada biraz takılırız diye yaptık ama adada herhalde takılamayacağız. Çünkü dediğim gibi ada tehlikeli. Şöyle içeceğimizi, sodamızı içelim. Sade soda aldım arkadaşlar, en güzeli. Çöpümüzü de poşetin içine koyalım da ortalığı batırmayalım. Evet, şimdi biraz keyfimize bakalım. Sonra yolculuğumuz geriye doğru devam edecek. Hatta şöyle şu yata bir daha gidesim var. Bakalım. Şöyle geziyoruz yani. Suya girmelik bir yer yok şu ana kadar. Ama daha da ilerleyebilseydik suya girecektim ama herhalde bugün suya girmeyi düşünmüyorum. Neyse biz şunu da içelim de devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ortalıkta dolaşıyoruz biz şu anda. Şöyle. Vallahi ortam, manzara süper. Şöyle yani ben bayağı zevk aldım bu durum. İstediğim, bakın şunlar çok tehlikeli. Hani şöyle daha demin şöyle tam çıkacaktım, böyle açıklık bir alan vardı. Tarantula vardı şöyle ağaçta. Beni görünce kaçtı. Ben tabi onu görünce kaçamadım. Ama bunlar gerçekten tehlikeli. Buradan yılan çıkabilir, timsah çıkabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ben hemen şimdi şöyle geriye doğru kürek çekeyim. Çok yaklaştık. Hadi bakalım. Allah. Hayır, hayır, hayır. Evet, o botumuzun içine geldik. Dostlar, botun içindeyiz şöyle. O yatın içine geldim. Vallahi şu anda böyle, normalde bunun üstüne yemek yeniyordu. Şu anda bulunduğum yerde ama artık yani battığı için şu anda gitmiş. Baba gitmiş yani, botu göndermişler. Vallahi tutmazsam sıkıntı. O yüzden tuttuğum için de pek görüntü alamıyorum ama şöyle içine girmesek iyiydi bunu yani. Yanlış kürek çektik. O yatın içine geldim. Vallahi şu anda böyle, normalde bunun üstüne yemek yeniyordu. Şu anda bulunduğum yerde ama artık yani battığı için atıl şekilde burada duruyor. Sahibi de bırakmış artık yani, bunu toparlamaya biraz sık. Hastikli. Hayır hayır hayır. Allah. İşte bu oldu. Evet, son halimiz bu. Botumuz burada artık meftah. Dostlar, gerçekten güzel bir eğlence yaptık bugün. Botumuz şu karşı tarafta patladı. Ben ilk karaya ulaşmak için buraya geldim. Ve buraya geldikten sonra botumu görüyorsunuz. Bot artık meftah oldu. Hatta içine su bile almış yani. İçine su dolmuş bot. Bayağı delik büyükmüş. Kocaman bir deldi burayı. Vallahi botun hali son hali bu işte dostlar. Toplamda ne oldu? Bize 12 dolara mal oldu. Önemli mi? Değil. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların da gelsin diyorsanız Miami'den bu tarzda videolar gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.